Bizim danışanlarımız genellikle kendini geliştirmeye açık insanlar, kendini yetiştirmeye açık insanlar. Avrupa'da yaşayan, örneğin Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da yaşayan insanlar, gurbetçiler. Biz onların uzmanıyız, onlar bizim programımıza geliyor. İş adamları, işverenler, girişimciler, liderler, yöneticiler, içinde ateşi olan, potansiyeli olan insanlar, onlar bizim programımıza katılıyor. Bu insanlar genellikle büyük bir kısmı kendi işinin patronu veya yönetici. Bunun yanında Angestellte, yani yüksek pozisyonda çalışan insanlar. Belli levele gelmiş insanlar. Bu insanların en büyük sorunu çok yoğun çalışmaktan, mesela iş adamları çok çalışmaktan para kazanamıyorlar. Biz o şekilde tarif ediyoruz. Yani o kadar çalışıyor ki bir frame'in içerisine giriyor, bir kalıbın içerisine, bir çarkın içerisine giriyor ve o çarkta böyle dönmek zorunda hissediyor kendini. Ve ondan dolayı o çarktan dışarıya bakamadığından dolayı para kazanamıyor örneğin. Para kazansa da, deste deste paraları olsa da zaman eksikliğinden o paraları yiyemiyorlar örneğin. Çünkü zaman da çok önemli. En büyük nimet zaman. Bize danışan işverenlerin en büyük problemleri zaman eksikliği. Bunun sebebi normalde dışarıdan baktığında bir saatlik işi 10 saatte yapıyor. Onu öyle öğrenmiş, öyle görmüş ve o şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Yani 20 sene önceki veya 10 sene önceki teknikle aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Neden peki eski teknolojiyi kullanıyor? Öyle öğrenmiş ya, yenisini açmamış kendini, yetiştirmemiş kendini, kendini geliştirmemiş, kişilik gelişimi yapmamış, kişisel gelişim yapmamış, şahsiyet gelişimi yapmamış. Bu böyle yürüyor, sistem böyle yürüyor. Ben bunu yine devam ettireyim kafasıyla, tabii konfor alanına girdiği için onu öyle görüyor. Konfor alanından çıkmak istemiyor çünkü güvenli bir alan orası. Konfor alanı nedir? Konfor alanı ne biliyor musun? İnsanın beyninin çürüdüğü yer. Yani ölmüşsün, mezardasın ve çürümeyi bekliyorsun. O kadar. Yani kendini geliştirmeyen insanlar bu şekilde tarif edilebilir. Konfor alanı tehlikeli bir alan. Yani o alandan çıkmadığın müddetçe hayatında hiçbir şey değişmiyor. Bir kere konfor alanından çıkmanın tek yolu var, cesaret. Cesaretin yoksa o zaman çıkamıyorsun. Çünkü diyorsun burası çok iyi, burası sıcak, ne güzel, böyle oturalım. Biz böyle rahatız. Veya ikinci bir yol var, konfor alanından çıkma yolu. Başına bir musibet geliyor, bir bela geliyor. Yani dibe iniyorsun. Böyle havuza atladığında ayağın yere değiyor ya. Dibe indin mi 10 metre aşağı suda, boğulmak üzeresin. Ayağın yere değince bir basıyorsun. Ayağın yere değince kendini itiyorsun, yukarı çıkıyorsun. Yani iki yol var konfor alanından çıkmak için. Ya cesaret ya da büyük bir musibet, bela. Hülasa kendini geliştirmek için ya kendin cesaretini toplayacaksın, kendini yetiştireceksin, bir şeyler yapacaksın, harekete geçeceksin, güncelleyeceksin, kendini geliştireceksin ve başaracaksın. Arkasından başarı, huzur, bolluk geliyor. Ya da bekleyeceksin, başına bir bela gelecek, bir musibet gelecek, yumruk gelecek, tamam mı? Hayat seni adam ediyor. Yani acı bedeller ödememek için, senin sevdiklerin var çünkü, çocukların var, senin ailen var, onları kaybetmemek için ne yapacaksın? Harekete geçeceksin. Yani kendin cesaretini toplayıp kendini geliştirmek için adım atacaksın. Şimdi iş adamı eğer hep aynı şekilde devam ediyorsa, umzatı yükselmiyorsa, hasılatı, para kazanamıyorsa veya çok çalışmaktan para kazanamıyorsa bir kere düşünmesi lazım. Ben bu işi 20 seneden beri yapıyorum. Yine aynı yerdeyim, aynı yerde sayıyorum. Ama burada 3 sene önce birisi geldi, piyasayı ele geçirdi. O ne yapıyor? O çocuk beni geçti, daha çocuk hatta. 20 yaşında veya 25 yaşında. O ne yapıyor? Bir bak, incele. O ne yapıyor? O kendini güncelliyor. Teknolojiyi kullanıyor. O öğrenmeye açık. Yani o günkü en önemli teknolojileri kullandığı için seni geçti ve seni piyasadan süpürecek. Şu anda şunu da söyleyeyim. Bir şey eklemek istiyorum. Bir sene içerisinde ekonomi krizden dolayı Almanya'da aşağı yukarı 1 milyon şirket batacakmış. Bunu istatistikler söylüyor. Peki 1 milyon şirket batacak, arkasından yine şirketler kurulacak değil mi? Kimler başaracak? Eski kafa, dinozor kafalılar, tamam mı? Kendini geliştirmeyenler, onlar batacak. Onlar hayatı, onlar tarihin çöplüğüne gidecekler. Peki kimler şirketlerini kuracak ve başaracaklar? İçindeki o potansiyeli kullananlar, kendini geliştirenler, ayak bağlarından kurtulanlar, tamam mı? Aslan gibi cesur olanlar, onlar şirketlerini kuracak ve devam edecekler. Hayatın adaleti bu.
Başarılı iş adamlar neden psikolojiye önem veriyor? Çünkü her alanda psikoloji var. Evinde kedi varsa yine psikolojiyle alakalı. Facebook'ta reklam yapacaksın. Facebook'un psikolojisi var. Algoritması var. Müşterinin psikolojisi var. Satış psikolojisi var. Her alanda psikoloji var. Mental düşünce kalıpları var. Rahat düşünmen gerekiyor. Yani psikoloji her alanda var. Yani bunu böyle vektenken yapamazsın. Yani ben bunu yok böyle bir şey diyemezsin. Var mı bu kardeşim? İş insanları eğer hayatta başarılı olmak istiyorsa psikolojiyi hayatlarına sokmaları lazım. İçine sokması lazım psikolojiyi. Psikolojiyi mutlaka öğrenmeleri lazım. Hocam psikolojiyi başlamak nasıl olur? Yani ilk nasıl adım atacağım? Yunus Emre onu söylüyor. Diyor ki ilim ilmi bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Hayat zayi oluyor, ziyan oluyor. Yani kendini tanımakla alakalı. Ayak bağlarım nedir? Onu bulmak. Engellerim nelerdir? Hangi dil kalıpları beni hüsrana götürüyor? Bu negatif taraf, bu güçsüz taraf. Bir de insanın güçlü tarafı var. Benim içindeki aslan nerede yatıyor? Potansiyelim ne? Ben nelere muktedirim, neler yapabilirim? Güçlü tarafını tespit etmek. Yani bu güçsüz tarafını güçlendirmeye çalışmak ve içindeki o potansiyeli devreye sokmak. Tekeri patlak bisikletten kurtulup içindeki Lamborghini'yi otobana çıkarmak. Başarılı insanlar, başarılı iş adamları bunun farkında ama başarılılardan diyorum. Yani gerçekten zamanını efektif kullanan başarılı insanlar içindeki o potansiyelini keşfetmiş. O yönünü kullanıyor. Diğer insanlardan, diğer rakiplerden farkı var. Onu kullanıyor. Öbürleri kullanmıyor. Kullandığı için, farklı olduğu için müşterileri mıknatıs gibi bir manyetik alan oluşturarak çekiyor. Kendi potansiyeli yönünde ilerlediği için unique diyorlar buna. O şekilde başarılı oluyor. Hülasa başarılı bir iş adamı bilerek veya bilmeyerek potansiyeli yönünde ilerlediği için başarmıştır. Farkındaydı veya farkında değildi. O şekilde ilerledi. Bunun başka bir yolu yok. Yani çok şanslıydı. Onun dayısı vardı. Onun nasibi vardı. Bunlar tembel insanların atfettiği kelimeler, kullandığı kelimeler. Tamam mı? Hep başka bir yere. Ya işte nazar değdi ondan oldu. Kardeşim sen de tedbirini alsaydın. Kader gayrete aşıktır. Niye işin kolayına kaçıyorsun? Nasibi yokmuş. Ya arkadaşım çalış, gayret göster. Çalış, gayret göster. Efektif çalış ama. Meşgul olarak değil. Bazıları meşguliyet, çok meşgul olmayı, çok çalışmak zannediyor. Yok ki öyle bir şey. Sen ömrünü zayi ediyorsun. Ömrünü israf ediyorsun. Kendini tanı, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerif bu. O yüzden kendini bil. Kendini tanı. Ben neler yapabilirim? Benim ayak bağlarım nelerdir? İş hayatında veya normal bir hayatta insan başarılı olmak istiyorsa kendini tanımalı, nokta. Bu kadar. İş hayatında, normal hayatta başarmak isteyip başaramayan insanlar vardır. Onlara şunu söylüyorum. Artık vakti geldi. Bırak artık böyle kolaya kaçma. Yok nasibim yokmuş, yok bilmem ne, onun suçu var, bunun suçu var. Bunları bırak. Bu mazeretleri kenara bırak ve artık kendini tanımak için harekete geç. Peki ne yapabilirsin? Hemen videonun altında link var. Linke tıkla. Seni sana tanıtalım. Bir başvuru formu doldurup gönder. Seni sana tanıtalım. Senin ayak bağların nelerdir? Engellerin nelerdir? İçindeki aslan nerede yatıyor? Bu aslanı nasıl uyandırırız? Ve senin beynine başarıya, zenginliğe, bolluğa nasıl programlarız? Bir ön görüşme yapalım. Bir yol haritası çizelim sana. Tamam, sana göstereceğiz nasıl yapacağını. Bizim eğitimimizin zaten hedefi beynini başarıya programlamak. Eğer sen de bizim eğitimlerimizden istifade edip başarılı olmak istiyorsan, zengin bir hayata sahip olmak istiyorsan o zaman hemen şimdi videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.